Tahmin ediyorum Cumhurbaşkanının Trump'la yapacağı görüşme öncesi biraz niyetini belli etmesi. Yani konunun ne olacağının hem Beyaz Saray'a hem de Amerikan basınına adreslenmesi. Zaten konunun üç aşağı beş yukarı ne olacağı belliydi. Fakat kullandığı ifadeler hala Erdoğan'ın biraz hayal aleminde olduğunu gösteriyor. Zira bu Pentagon'dan gelen mektup tam da bu hayal alemini yıkmak ve gerçeklere davet etmek anlamında önemliydi. O Pentagon'dan gelen mektup aynı zamanda Trump'la Erdoğan arasındaki görüşmenin sınırlarını da çizmek açısından önemliydi. Yani kararlılığımız burada. Bu sadece yönetimi değil, aynı zamanda kongreyi de ilgilendiren bir mesele. Yani F-35'lerin gelmeyeceği kesin, S-400'ler geldiği takdirde, ama bunun üzerine bir de ekonomik, askeri yaptırımlar da gelebilir. Gelmesi son derece muhtemel mesajıydı. Erdoğan gazetecilerle yaptığı bu görüşmeyle bu mektubu hiç ciddiye almadığını gösteriyor. Ve buna karşılık Trump'la hala "Ben kendim bu meseleyi halledebilirim" mesajını veriyor. Şimdi Burada burada tabii, sormak gerekiyor. pardon bir sözünü keseceğim. O mektubun altında imzası olan kişi biliyorsun çekildi, vekaleten yürüttüğü Savunma Bakanlığı'ndan çekildi ve Türkiye'de özellikle iktidara yakın kesimler mektup yüzünden çekildiği yolunda da bir propaganda yaptılar. Şimdi mektup çekildiği zaman ben Orta Doğu'daydım. Orta Doğu'da da Türkiye'den belirli kişilerle beraberdim. Onlar da aynı yorum yaptılar. Fakat bunun böyle olmadığı, birazcık gazetecilik yapılırsa hemen anlaşılır. Şener'in Türkiye'ye mektup yazdığı için Trump tarafından azarlandığı, Trump tarafından azledildiği gibi konular kesinlikle doğru değil. Birazcık Amerikan iç siyasetini ilgilendiren meselelere bakanlar, Amerika'daki konuşmaları takip edenler Şener'in çok özel nedenlerle ayrıldığını, konfirme edilemeyecek bir isim olduğunun ortaya çıktığını, bunun da Trump yönetimi açısından aslında son derece ciddi bir başarısızlık olduğunu gösteriyor. Zira birazcık araştırma yapsalardı Şanahan'la ilgili, kendisinin ailesel nedenlerle neden bu göreve gelemeyeceğini anlarlardı. Fakat Türkiye basını da bir hayal aleminde yaşıyor. Daha doğrusu konu saptırıyor. Ortada çok ciddi bir gerçek var. Türkiye'nin başındaki lider, Amerika'nın başındaki liderle bütün kurumları hiçe sayarak "ben bu işi kotarırım, ben bu işi halledebilirim" diyor. Şimdi sormak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan acaba Trump'la görüşerek, mesela Trump'ın Amerika'nın Kuzey Suriye'de YPG'ye destek vermesini engelleyebildi mi? Beyaz Saray'da yapılan o önemli görüşmede baş başa kaldıklarında "YPG'ye destek verirseniz işler çok kötüye gider" dediğinde ne oldu? YPG'ye destek verildi. Türkiye-Amerika ilişkileri buraya geldi. Bu konuda da artık ok yaydan çıktı. F-35'lerin gelmemesi konusu Amerika açısından, NATO açısından son derece önemli bir gerçek. Yani F-35'ler gelmeyecek, Onu S-400'ler da geldi. biliyorsun.